İnsanın diyorlar ya kendilerine bunlar, it oğlu it. Tamam kardeşim, sakin ol, hepimizi delirtti. Bir nefes alsan, ha başkomiser, bir nefes alsan. Ya yemin ediyorum geberteceğim iti ya. Vallahi geberteceğim abi ya. Nerede beni sakinleştirmeye çalışan arkadaşım? Hı? Abi vallahi bak, bırakacaktım beni, ümüğüne çökecektim bu... Bu durumun çocuğu. Bir sakin ol. Biz yokuz. Ya kusura bakmayın, ben bir elimi yüzümü yıkayayım abi. Ben de bir hava alayım. İnsan hiç kaldırmıyor değil mi? Yani yalan yok. İçimden Eren adam bir pataklasın, yani üstünden geçsin, bir öldüreseye dövsün istedim. Demek ki neredeyiz? Asla aynı fikirde olmadığımız yerdeyiz. Katil bile olsa savunurum, herkesin savunulmaya hakkı vardır diyen bir avukat Ceylin vardı tanıdığım. Az önce tarih oldu. Hayır, asla. Bazı şeyler ölümden bile daha beterdir. Ayrıca Cengiz'in katil olmadığını biliyorum. Bir dakika. Kimin yaptığını biliyorsun. Katilin kim olduğunu biliyorsun sen. Katil kim Ceylin? Nereden bileyim katilin kim olduğunu Ilgaz? Aa. Ceylin. Allah Allah, ne üstüme geliyorsun ya? Öyle bir saçma tahmin yani. Daralttın beni şu an, yukarı çıkmak istiyorum, iyi bırak ya. Ceylin, şu tavrın, gitmeye çalışman, o kadar tanıdık, o kadar bildik ki seni çok iyi tanıyorum. Katilin kim olduğunu biliyorsun. Yanılıyorsun, bilmiyorum. Biliyorsun ve saklıyorsun. Ya diyelim ki biliyorum, bak. Diyelim ki diyorum, biliyorum demiyorum. Sana söylememe hakkımı kullanırdım. Neden? Çünkü benim işim suçluyu bulup adalete teslim etmek değil. Sonra savcılığa yardım edip olayı aydınlatmak hiç değil. Benim işim suçlu ya da suçsuz herkesin hakkı olan muameleyi görmesini sağlamak. Hakkını savunmak. Senin işin katili bulmak. Bulacağınızı da eminim, merak etme. Bu tavrından hiç hoşlanmadım. Ayrıca sana hatırlatmak isterim. Bu soruşturmanın içindeki kimsenin resmen vekili değilsin. Avukat müvekkil ilişkisinin dışındasın. Bu yaptığın açıkça hukuka aykırı. Bildiğimi varsaysak bile. Evet, bu şahıslar müvekkilim değil ama ortağı olduğum hukuk bürosunun müvekkilleri. Bilmem anlatabildim mi? Şu tavrım bile acayip sinir bozucu. Kusura bakma Ilgaz. Gidiyor muyuz? Başkomiser, bir bakar mısın? Savcım. Bu aile üyelerinin ifadesini yeniden alacak mısınız? Öyle bir karar verirsem mutlaka haberiniz olur. Ortağınız yetiştirir sizi. Ben ne kaçırdım, ha? Nazar mı değdi muhabbet kuşlarına? Ceylin, ne oldu? Burada konuşmayalım, gel. Çay söyleyeyim mi abi ya? Çok yoruldum. Nane Hanım'lar evlerindeler mi? Yani gidecek başka yerimiz yok, bir yere gidemeyiz dediler. Ben de iyi tamam dedim, geçin eve. Bu arada ekiplere de söyledim, işinizi çabuk bitirin diye. Yani özetle evlerindeler. Şu abinin ifadesi bitsin. Meltem Hanım bir de evde anlatsın bakalım ne oldu, ne bitti. Bir nevi yer gösterme. Ekibe haber verelim. Benim kaleme de hazır beklesinler. Avukatlara haber verecek miyiz? Son dakika evet. Bir aksilik olmuş, atlamışız. O yüzden son dakika. Hmm. Bu atmanların da ifadelerini bir daha gözden geçirelim. İyice bir inceleyelim bu ifadelere başlamadan önce. Abi bir şey mi oldu ya? Ben elimi yüzümü yıkamaya giderken her şey gayet normaldi. Bir döndüm, ortada 10.000 watt elektrik var ya. Ceylin biliyor katili. Nasıl ya? Emin misin? E kimmiş peki bu, aşağıdaki şerefsiz mi? Abi Cengiz değil. E kim o zaman? Söylemedi kim olduğunu. Söylemeyecek de, belli ki koruyor. Koruyor ha? Bu aşağıdaki şerefsizi korumayacağına göre... ailenin diğer üyelerinden biri.
İhtimal. Yüksek ihtimal. Bu mu Atman'ların ifadeleri? Evet savcım. Bu nasıl bir ortaklık Ceylin ya? Ha? Aşk olsun. Gerçekten aşk olsun. Ben senin için içimden yeni bir ben yarattım. Sen benden gerçekleri saklıyorsun. Ay söyleyemem. Niye ısrar ediyorsun ya? Ne? Çekeyim vekaletimi ister misin? Burnunu sokamazsın sorgu odasına. Kamp kursan Ilgaz seni içeri almaz. Dosyadan gidişattan minim haberin olmaz. Peki bu nasıl ortaklık ha? Resmen ortağın tehdit ediyorsun. Yakışıyor mu sana? Ortağım kendine yakışanı yapmadığı için olabilir mi acaba? Gerçekten hiç mi güvenmiyorsun bana ya? Onca yaşanmışlık çöp müydü? Ay Allah Allah, ne alakası var Yekta Allah aşkına ya? Tamam söyleyeceğim ama kimseye söylemeyeceksin. Söz. Şey, Ceylin abla. Sağ ol. Rica ederim. Bir şey mi oldu? İyi misin? Bir şey mi söyleyeceksin? Yok ben. Meltem. Şey. Tuvalet nerede acaba? Ben onu soracaktım. Gel ben seni götüreyim tuvalete. Gel. Geç sen. Bir dakika. Bana bir şey mi söylemek istiyorsun? Bulurlar mı? Katil kim? Bulur mu polis? Bulurlar tabii ki. Yani Ilgaz savcı da Eren başkomiserdi zehir gibi. Merak etme katilin kim o? İyi misin sen? Ne oldu? Bir şey söyle Meltem. Katilin kim olduğunu mu biliyorsun? Bana bak. Sen mi öldürdün? Bizim bunu saklamamız gerekiyor. Kimsenin Meltem'in babasını öldürdüğünü öğrenmemesi lazım. Bir de bunu nasıl yapacağız Ceylin? Ha? O içerideki nükleer atık abi yapmamış. Misafiri bulmaları da an meselesi, o da gelip ifade verecek. Abiyle tutarlı ifade verdiğinde ona elerler. Geri kalıyor kör bir anneyle. Görmen geldi. Gerginim Ceylin, düzeltme beni. Kör bir anne ve bir çocuk kalıyor. 12 yaşında bir bıcır. Aa bir de Meltem. Öldürmek için taş gibi nedeni olan Meltem. Hatta öldüren Meltem. Nereye saklayacaksın kızı? Kapak gibi ortada. Bilmiyorum. Ayrıca davanın savcısı Ilgaz dikkatini çeker. Ayrıca bildiğini de anlamış. Yani işim biraz zor. Ya gece uykunda bile konuşturabilir seni öyle biri. Ya bu kız yıllarca eziyet çekti. Şiddet gördü, taciz edildi. Bütün umudunu, inancını, duygularını, her şeyini yitirdi. Sonra evine döndü. Evinde de babası tarafından ihanet edildi. Ya birilerinin de bu kızı koruyup kollaması gerekiyor. Tamam ya, haklısın. Seninle aynı fikirdeyim, inanmazsın. Ama bunu nasıl yapacağız? Misafir bulunduktan sonra sevgili kocanın Meltem gerçeğine ulaşması maksimum bir saat. Saklayabildiğimiz kadar saklayacağız. Eğer öğrenirlerse de aklamaya çalışacağız. Kıza karşı haksız bir tahrik var. Meşru müdafaaya bile sokabiliriz. Hatta gerekirse başka şüpheliler yaratabiliriz. Bak elimiz güçlü, şanslıyız. Bıçakta kızın parmak izi yok. Meltem'i kurtarabiliriz. Ya hem bizim görevimiz değil ki suçluyu bulmak. Yani kolluk kuvvetlerinin, savcının görevi. Eğer Meltem'in yaptığını ispat edemezlerse suçlayamazlar da. Var mısın? Hızlı döndün sağlara. İşte bana bunlarla geleceğin en sevdiğim olaylar. Tabii ki varım. Sinirim bozuldu. Ilgaz şimdi Meltem'leri ifadeye almak için talimat verdi. Emniyet muhabbetine girdiklerini de ben de anlamıştım. O yüzden bizim hemen gidip Meltem'lerle önceden konuşmamız gerekiyor ki Ilgaz'ın ondan şüphelendiğini söyleyelim. Hadi koş.
Meğer bizim bilmediğimiz neler saklıyormuşsun içinde. Yalnız biraz gönül koydum, bastırmasan benden de saklayacaktın yani. Kemerini tak. Ama bu yani bu düşünceli hallerim var ya beni benden alıyor. Anında barışıyorum, affediyorum birden yani. Hadi gel 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 serbest gel. Yani anne kızının ifadeleri tutarlı savcım ya. Evet, hepsi hiçbir şey bilmiyoruz iddiasına dayalı. Üçü de yalan söylüyor. Aylin. Kızım ne diye topluyorsun kahvaltı sofrasını? Osman daha kahvaltı yapmadı çocuk. Ay vallahi beyefendinin keyfini bekleyemeyeceğim. Domuzlar gibi yatmasın öğlene kadar. Ay böyle olmaz ama kızım. Ne olmaz anne? Yani senin ne yaptığın belli değil. Ne git diyorsun adama, ne koynunu alıyorsun. Yani sürekli bir afra bir tafra. Ne diyorsun anne sen ya? Üstelik sadece bu da değil. Kendine de eziyet ediyorsun kızım. Ya ya boşa, bırak gitsin. Ya da tamam de, devam et. Ya oğlanı da maymuna çevirdin. Ya ben hayatımda görmedim böyle acımasızlık. Suçlu ben oldum yani. Şirret Aylin yapıyor gene yapacağını. Sevgili damada da yazık günah. Ne güzel ya, ne güzel. Sen dün Metin amcanın bir eşyasını mı aldın? Sana soruyorum anne, cevap versene. Aldın, gördük. Sakladın, sonra koştur koştur da gittin. Evet, aldım. Bunu aldım. Gömleğini mi aldın? Ha bir de yastığın altına saklamışsın. Aramızda bir bağ vardı. Öğrendin işte. Dün ürün de anne o senin. Nasıl yaparsın sen böyle bir şeyi? Hiç düşünmedin mi zannediyorsun ha? Ben hiç bunun muhakemesini yapmadım mı yani? Düşünmemişsin belli ki. Ya bırak Aylin Allah aşkına. Ölmüş gitmiş adamın arkasından hesap sormak kolay. Sen kendine bak. Senin kocan sağ. Beni bırak da onunla neler yapacaksın onu bir düşün. Allah'ım sabır ver bana ya Rabbim. Sabır ver Allah'ım bana ya Rabbim. Şişt. Lan! Barodan çağırdık avukat. Yok ya, ben param yok ki. Bedava, bedava. Hakkın. İfadene gelsin alacağız, biraz bekleyeceksin. Yok ya, ben avukat falan istemiyorum. Zaten ben bir şey yapmadım ki yani. Siz sorun, ben anlatayım, ne diyeceksem diyeyim gideyim yani. Hem zaten babamın cenazesini kaldıracağım ben. Yani onun ölümü de böyle yüreğime oturmaya başladı, çok iyi hissetmiyorum kendimi. O da sende uyku mu yaptı lan? Ondan mı uyuyordun burada? Evet, bu Sercan'ın kartları nasıl girdi cebine, orada kalmıştık. Şimdi dedim ya, biz babamla salondaydık. Sonra sesler gelmeye başladı. Benim anladığım Meltem adamı itekledi böyle. Çünkü pataküte ses gelmeye başladı. Babam da müdahale etmek için çıktı gitti salondan. Ulan senin gibi evladın. Allah, Allah şunları. Bırakma dedim, bırak. Siz.
Bırak! Yardım! Sen kime karşı çıkıyorsun lan? Babanım ben senin. Ne dersem o? Ne yapıyorsun? Bırak! Ne dersem bırak. O anladın mı? Allah yarabbim demem. Bırak! Ben de orada kartları gördüm. Kartları paraya aldım, çıktım gittim evden direkt. Nereye? Parayı ezmeye işte. Nereye? Ya şimdi elime biraz nakit geçti ya benim. Dedim biraz takılayım yani, ayıptır söylemesi. Biraz mal aldım ama yanlış anlaşılma olmasın, sadece kullanıyorum. Vallahi sadece kullanıyorum yani, başka bir şey yok. Sonra biraz takıldım işte. Sızmışım, kendime geldiğimde sabah olmuştu. Dedim bu Sercan olaya uyanmadan gideyim hemen kartları boşaltayım. Bankamatiğe gittim. Beni kolumdan tuttular, buraya getirdiler sonrasında. Ya benim babamın öldüğünden falan hiçbir şeyden haberim yoktu. Hiçbir şeyden yani. Burada öğrendim. O iki tane avukat vardı ya, onlar bana söylediler. Yoksa bilmiyordum yani ben. Ha, tamam anladık. Sen kalktığında Meltem uyanıktı. Annenle kardeşin? Onları hiç görmedim. Ne ananı ne Atilla'yı. Yoktu onlar. Bu Sercan öldürmüş olabilir mi babanı? O yapmış olabilir mi? Ya ben bu Sercan'ı çok tanımıyorum. Ama bu şerefsiz. İki senede böyle pastırma sucuk getir götür yaptı Kayseri'den. Bir zengin oldu, bir dükkan açtı, patron oldu. Yani yapmıştır da diyemem. Yapmamıştır da diyemiyorum. Ama yani Meltem itiraz etti ya buna. Şimdi orada tatlar kaçmış olabilir. Çünkü adam yani sonuçta parayı vermiş yani. Lafı uzatma lan! Sana basit bir soru sordu savcı. Babanın başka bir husumetlisi var mı? Düşmanı müşmanı he? Yok yok, bilmiyorum yani, yok. Nezarethaneye alalım arkadaşı. Söylediklerini bir doğrulatalım. Derhal savcım. Kalk lan. Savcım aşk olsun ama. Kalk! Ya vallahi ben bir şey yapmadım. Delikanlı ya, gibi yürü. De biliyorsam anlattım işte. Yürü hırsızlıkta suç, yürü. Lütfen ya, bak benim burada babam da ölmüş yani. Vallahi ben bir şey yapmadım. Yürü lan yürü. Başlatma babana, yürü. Efe, iyi misin? Değilim. Ama toparlayacağım. Merak etme. Ben tüm gün mü izin alsaydım? Ha? Şöyle sahile giderdim. İyot kokusunu içimize çeke çeke sohbet ederdik. Güzel olmaz mıydı? Olurdu. Ver işte. Yanımdasın ya şu an. O kadar iyi ki. Evet, dünyam... Başıma yıkılıyor gibi oluyor. Sonra elimi tutuyorsun. Dünyanın en ilginç hisleri uyanıyor içimde. Daha önce hiç tatmadım. Parladayım ya. Evet o. Parla. Parla. Sinir oldum ya. Herif çoğulu ya, bir de gevşek gevşek. Parayı ezdim diyor şerefsiz ya. Savcım. İyi misin Parla, bir şey mi oldu? Biraz konuşabilir miyiz? Parla. Ne oluyor ya? Kızım sesleniyoruz, sesleniyoruz. Duymuyorsun. İçeri geçebilir miyiz lütfen? Buyurun.
Konumuz Çınar sanırım, buldun mu? Ve tahmin edin nerede? Terasta. Elimle koymuş gibi buldum hem de. Ama ne kadar kendindeydi tartışılır çünkü dünya geçmiş. Tebrikler gerçekten ya. Çok mu kötü? Kötü. Ama istediği şey de bu zaten Ilgaz abi. Dağılmak. Kolayı bu çünkü. Kaçıyor. Ne yapsam da getiremedim onu, ikna edemedim. Kaldı orada. Atlatacağız bunu da. Bu kızgınlığın hep sevgiden. Ben bir gideyim bakayım. Ilgaz abi, ben mi bir gidip baksam, konuşsam? Ha? Hem onun loser edebiyatı bana hiçbir zaman sökmez. Evet. Sana bana inat yapar ama Tuğçe'ye yapamaz. Tamam ama bana haber ver. Tamamdır. Gideyim bir ifadesini alayım, hemen ararım. Şişt. Aslanım sen de mi gitsen? Oğlum bir ailenin içine girmek böyle olur lan. Hadi. Tamam o zaman. Gidelim Çınar, algıları full kapatmadan. Ben de gideyim. Tuğçe, çok üstüne gitme. Azar işlemezsen seversin. Bu sefer yapma. Zaten kesiyor kendini. Bu sefer yara derin. El uzat. Yoksa kalacak öyle orada. Eğer şimdi sen de ters yaparsan iyice kaybederiz. Çok korkuyorum Tuğçe. Kendini o kadar yalnız, o kadar işe yaramaz hissediyor ki. Saçma sapan bir yere takılmış, boğmuş kendini. Okey sarı kafa. Ben de o iş, tamam mı? Ayrıca soktuğun lafı da fark etmedim sanma. Kızım biz birlikte neler neler yaşadık ya. Sıkmayacaksın canını, tamam mı? Haberleşeceğiz. Bunca acıda mı yontmuyor içinde bir yere Eren? İnsan hiç mi değişmez, hiç mi büyümez? Herkesin çektiği acı farklı büyütür insan Ilgaz. Kimisi böyle sen gibi dipçik gibi dimdik ayakta durur. Kimisi daha böyle yerle yeksan olur. Tamamen dağılacak diye korkuyorum. Düştüğü yerden kalkmak için yardım bile istemeyecek diye. Ilgaz, bak Çınar eşek kadar adam. Diyorum ki acaba biraz kontrol manyağı olmaktan mı hale geldi? Azıcık salsana abi ya. Bırak bir yol yürüyecekse kendi bildiği iradesiyle, fikriyle yürüsün gitsin ya. Herkes zaten kendi bildiği şekliyle yürür yolunu. Kimsenin kuyruğunu zorla doğrultamazsın Ilgaz. Atacaktım ya ben. Kirletme sakın oraları. Bak zor temizledim, sen silersin. El alemin eski eşyasını ağırtacağım diye belim koptu. Eve de taşındık ya, ne güzel, çok şükür. Şimdi? Ne şimdi Aylin, anlamıyorum ne? Evimize diyorum, taşındık. Merdan Beylere de aylık bağlatalım mı? İş güç Osman. Bir düzen. Tanıdık geliyor mu acaba sana? Bak parlayıp... Kız bize para bırakmış giderken, sanki çocuğun görevi. Bu yumurta nereden geliyor, hiç düşündün mü acaba sen? İştahım kaçtı, kalsın. Burası mı? Burası, yürü çamur, çamur alt tarafı, hadi. Ne abartıyorsun ya? Bayılıyorsun Yekta. Sen
Savcım, biz hazırız. İyi. Haber verebilirsiniz avukatlara. Geçsinler. Umut! Abi avukatlara bilgi geç. Meltem Artman'ın evine gidileceğini orada görüşeceği bilgisini ver, olur mu? Tamam. Bu arada bu insan müsveddesini nezarete bırakırken bunun torbacısının yerini, adresini, her şeyi öğrendim. Narkotiğe de bilgi verdim savcım, haberiniz olsun. Güzel. Hadi gidelim bakalım. Şu Ceylin Hanım'ın sakladığı katil kimmiş öğrenelim. Savcım, çıkıyor musunuz? Evet. Vereceğim bir bilgi varsa cebimize koyalım, böyle gidelim. Savcım, ölüm saatini tespit ettim. Kaç? Biz bulduğumuzdan 8 saat öncesine denk geliyor. Yani sabaha karşı 4, doğru muyum? Doğrudur savcım. 112 kaçta aramışlar? Kaçta aramışlar? Hah, burada. 6'da. Yani Dane annenin ifadesiyle tutarlı, bulduğunda soğuktu diyor çünkü. Göksu, sende ne var? Kan Meltem'in savcım. Meltem buraya geldiğinde yaralı mıydı? Vallahi hiç dikkat etmedik savcım. Bir de bilgisine danışacağız diye adli tıbba da sevk etmedik. Demek ki yaralıydı. Tamam, teşekkürler arkadaşlar. Kolay gelsin. Ceylin Hanımlar zaten olay yerinde hazırlanmış. Müvekkillerini hazırlamaya gitmişler. Niye zahmet etmişler ki savcım? Sorgudan önce zaten görüşmelerine izin verirdik. Bugünkü modumuz doğrucu Davutluk mu başkomiser? Yani ben hakları ya savcım, ondan sebep söyledim ya. Hadi gidelim bakalım. Ceylin Hanım'ın saklamaya çalıştığı katil kimmiş öğrenelim. Allah Allah, sen niye şimdi bana taktın abi ya? Olur mu öyle şey ya? Hadi buyurun doğrucu Davut. Yok, rica ederim sayın savcım, siz buyurun. Yok, sizin önden gitmez daha doğru olur. Buyurun. Emir anlaşıldı sayın savcım. Allah Allah. Ya aslında sevimli bir ısıtıcı ama ya tek yönlü. Arka taraf. Alabildiğine Poyraz. Ama dönünce halloluyor ya. Neyse, nerede kalmıştık? Dediğim gibi Cengiz o gece olan her şeyi anlattı. Yani biliyorlar. Neyi? Sadece misafirin seni rahatsız ettiği kısmı. Senin uyanık olduğunu, babanla aranızda bir tartışma geçtiğini. Başındaki yara da o zaman mı oldu? Tamam, şimdi savcı burada ifade almaya gelecek. Büyük ihtimalle de yer gösterme gibi bir şey yaşatacak sana. O ne demek? Şöyle, senden o gece neler yaşadığını anlatmanı isteyecek. Göstermeni isteyecek yani. O anda ne yapıyordun, nasıldın, hangi konumdaydın, bunların hepsini söylemen gerekecek. Onlar gelmeden önce biz her şeyin üstünden geçeceğiz. Sen sıkıştığın zaman Yekta'yı top atarsın, Yekta halleder. Tamam? Bana bırakın yeter. Çıkınca sola direkt. Ortama hakimsin bayağı. Hep burada mı takılıyordunuz? Yani çoğunlukla. Yani güzel anılardır herhalde genelde. Yani umarım. Klasiğe bağlarsak evet. Bu duvarların dili olsa da konuşsa durumlarım. Acayip güzel muhabbet dönerdi biliyor musun? Kafalar bomboş, gırla geyik, ergenlik tavan. O derece yani. Ama tabii felaket şeyler de oldu. Düşündükçe utandığım, sistemimden atabilsem keşke dediğim. Neyse, geçti gitti diyelim. Gel buradan. Kral Hazretleri tahtında sızdı muhtemelen. Yok burada. Gitmiş mi?
binanın diğer tarafında olabilir mi? Ya sanmıyorum, baksana her yer çöp yanı yani. Yok, gitmiş bence. Ben de çok ağladım ha Hukuk'ta. Öyle annem yeni ölmüştü. Kimse beni bulamasın. Hiç kimse bir şey sormasın istedim o zaman. Hani böyle bir yer olsun. O da sadece benim olsun gibisinden. Böyle kafamda milyonlarca ses. Acılar, ahlar, vahlar dinsin istedim. Hiç olmak gibi. Bildin? Bildim. Tabutunu kimseye muhtaç olmadan taşımak. Hı, öyle. Kendi içine gömülmek yani. Tamam. Tamamen öyleyim şu an. Mekan sana niye gel gel dedi? Hı? Senin derdin neydi ki? Yakın zamanda babayı kaybettik. Biraz ani oldu. Allah sabır versin arkadaş. Zorun zoru vallahi. Ne diyeyim ki? Sabır. Allah razı olsun. Bir şeyden verdi. Yaşayabiliyor sadece. Ben benimkini hiç tanımadım. Tabii. Böyle daha iyi oldu da. Orasını bilemeyeceğim tabii. Annem büyüttü bizi tek başına. Vallahi yokluğunda hiç hissettirmedi, ne yalan söyleyeyim. Sonra da işte hıyarın biri geldi. Hayatını söndürdü annem. Öldürdü mü aynı aslında? Dayımlar zorla evlendirdi annemi. Dul kadınsın dediler. Eksik etek falan. Böyle ihtiyaç mı ihtiyaç işte, gevezelik. Gelinlik giydirecek sevdasına kefen giydirdiler annemi. Birader vallahi senin de büyük başın sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Baban öldü tamam da kalacak yer. Evin herhalde yıkılmadı. Terasa dönerim herhalde. Şimdilik ev dediğim yer orası. Oğlum hava buz lan dışarıda. Yani it bağlasan donar lan bu soğukta. Yani gerçekten başına bir şey gelse seni anca yazın bulurlar ha. Kürşat abi buyur. İyi. Bizim dernek var. Cino eyvallah. Ha? Hemen şurada arka tarafta. Aa, yok ya ben öyle dernek falan filan çok sevmiyorum. Hiç gelmeyeyim. Dediğim gibi ben kendi kendime yeterim. Yetemediğim yerde de bakarız. Çorba için de teşekkür ederim. Dernek diyorum arkadaş ya. Dernek. Yani öyle cemaat, tarikat falan değil yani. Hepimiz aynı kafadayız orada. Öyle seni bildiğin gibi değil yani. Hı? Hadi gel. Gel ya. Ya canın sıkılırsa dönersin ya kafana göre hadi. Başka bir yer geliyor mu aklıma? Yani gelmiyor. Çınar'ın dünyası küçüktür bu işte, bu kadarcık. Başka bir yeri yok ki. Vardır ya elbet. Eğer bir zorlasan. Sanmıyorum. Şu veletlere mi sorsak ya? Belki bir şey görmüşlerdir. Olabilir. Savcım. Sağ ol abi. Gençler selam. Bir bakın bakayım buraya siz.
Siz ne zamandır buradasınız? Vallahi bir saatten beri top oynuyoruz abla. Neden sordun ki? Ya biz bir arkadaşımızı arıyoruz da. Bakın bakayım görmüş olabilir misiniz? Ben görmedim. Ben de. Ben gördüm abla. İyi bak bakayım emin misin? Evet evet o vallahi. Yalnız değildi ama başka biri daha vardı. Beraber gittiler. Bir abi kendi gibi. Eyvallah tamam. Sağ olun. Hadi hadi hadi. Hadi başla. Ya peki var mı Çınar'ın böyle takıldığı biri? Hani sorabileceğimiz. Yok yani. Senelerdir tek takıldığı biziz. O da benim bildiğim Çınar bu. Ver kale. Alo savcım. Ha, biz geldik buraya ama burada da yok. Çocuklar görmüş burada. Biriyle gitmiş. Tamam Tuğçe sağ ol. Bir bas falan baktıralım mı ya kiminle gitmiş diye. Yok şimdilik hadi, gerek hadi. Yok. Sağ olun. Delikanlı. Hadi hadi geçin siz. Geçin. Eda sen de. Kraliçe biliyor musun bizden esir görmüşsün ya. Ya ne alakası var ya işimi yapıyorum ben. Ne? Hadi bakalım. Gerek var mıydı buna? İfadelerini alsan yeterli değil miydi? Var. Ya bu çocuklar babalarını, bu kadın da eşini kaybetti. Şu an bu kanatmak gibi olmayacak mı? Başka türlü gerçeğe ulaşamıyoruz. Kanata kanata. Hazır mısın Eda'cığım? Avukatınız neden burada olduğumuzu bildirmiştir. O zaman abinizin ifadesiyle sizin ifadenizin çeliştiğini de öğrenmişsinizdir. Savcım durum utanç verici olduğu için bazı şeyleri anlatmamışlar. Takdir edersiniz ki kolay bir şey değil yani. Sen dışarıda top oynamaya devam edebilirsin delikanlı. Hazır mıyız? Hazırız savcım. Şimdi biliyoruz ki sabaha karşı 4'te İhsan Bey öldürülmüş. Misafiriyle birlikte salonda otururken. Sonra senin odana geçmişler. Doğru muyum? Öyleyse geçelim oraya. Buyurun. Buyurun. Ben? Siz de gelin. Size de sorarlar. Buyurun. Yavaş, yavaş. Ben uyuyordum. Geldi kalk dedi, uyandırdı. Yalnız mıydın odada? Evet. Devam et. İşte yanında da o adam vardı. Burası. Geldik. Geç. Ablacığım merhaba. Ne haber? Hoş geldin Kürşat abi. Hoş bulduk kardeşim. Geç arkadaş. Sen şöyle geç. Ben hemen geliyorum. Torbalarınız, torbalarınız. Buyurun. Abi afiyet olsun. Kardeşim sen bir şey içer misin, yer misin, su mu falan ne lazım? Ha? Afiyet olsun. Eyvallah. Burası da böyle bir yer işte. Yani derdine derman bulamadın mı? Ne öyle açacaksın el aleme? Kapıdan girersin. Burada buluruz bir çaresini. Ha bak. Mesela şu amca. Sabah geldi iş arıyormuş. Aracı olup koyacağız bir işe. Bu da Raife teyze. 2 günde 1 gelir. İhtiyacı kadarını alır gider. Evsiz kalan evde buluyoruz. Böyle kimin ne yarası varsa ona merhem yani. Çaresiz böyle bir çare kalmışlara deva gibisin. Sen az takıl. Kafana göre yani. Burada vaziyet böyle. Tamam ben bir gidip geleceğim. Tamam buradayım ben. Ha şey yanında mı? Üstü abi yeni bir arkadaş ne bu? Hadi de Çınar abi. Şey yaparız.
Hadi Allah razı olsun. Gençler. Necibe teyzemiz. Darda kalmış. Ev taşıyacak. Ne yardım edeni var ne de parası. Kimler boşta? Abi ben tamamım ya, beni yaz. Tamam. Biz de varız abi. Harika. Kürşat. Merhaba. Ben de geleyim ya. Necibe teyze. Allah hepinizden razı olsun. Sağ olun, sağ olun. Buyur gel. Teyze. Hadi. Sağ olun. Ne demek? Buyurun. Sağ buyurun. Buyurun teyze, gel buyurun. Sağ yavaş. Gel arkadaş. Merhaba. İşte vurdu bana babam. Hatta ben düştüm, kafamı vurdum. Göster Meltem. Devam. Sonra o adam geldi, kalk dedi. Dokundu mu saçına başına bir yerine? Hatırlamıyorum. Babam çıktı. Sonra ben o adamı ittim, bağırdım. İşte sonra babam geri geldi. İkisi de çıktılar. Sen? Ben uyumaya devam ettim. İşte onlar birazcık konuştu. Anlamadım. Dedim ya, ben annemin sesini uyandım sabah. O kadar korkmuşken uyuyabildin yani, öyle mi? Ben korkmayı unutalı çok oldu Savcı Bey. Dalyan Hanım, siz sesi duydunuz mu? Duydum. Ne yaptınız duyunca? Yatak odasının kapısına vardım. Açtım kapıyı. İhsan gir içeri dedi. Girdim odaya, gerisin geri. Ya baba, nasıl bilmiyorsun ya? Kaç yıldır birlikte çalışıyorsunuz. Son zamanlarda kayınpeder damat olaylarına da girdiniz. Kızım yok, vallahi haberim yok ya. Aradım, telefon kapalı işte. Evde bırakmış telefonunu. Terasta da yok. Bak baba, ne olur aklına eğer bir yer, birileri falan gelirse lütfen haber ver, tamam mı? Yani baba, yalvarırım, bulalım Çınar'ı. Tamam, ben bir düşüneyim, tamam, bir şey olsa haber veririm sana. Ya baba, ben çok korkuyorum ya. Yani saçma sapan bir şey yapacak diye kendine çok korkuyorum. Kızım bir şey yapmaz ya, tamam, merak etme. Kolay gelsin. Sağ ol. Bitti mi işler? Yerleştiniz mi? Vallahi bitti sayılır ya. Yerleştik. Hadi geçmiş olsun. Sağ ol Merdan amca. Kolay gelsin sana da. Sağ ol. Ya Merdan amca. Ha. Ben bu Çınar'a ulaşamıyorum ya. Aradım, telefon da kapalı. Çekti gitti. Haklı çocuk, acısı var. Hayır efendim. Zora gelemiyor, zora. Kalıp savaşmak yerine kaçıyor. Nereye kaçıyorsa, kime benzediyse huyu kurusu. Vallahi ben hiç kızamıyorum çocuğa, kusura bakma. Yani var ya, şu kadarını söyleyeyim. Benim yemin ediyorum bir imkanım olsa arkamı bile bakmadan kaçar giderim ya. Ama yok, gidecek yerim yok yani. Osman, eğri işler yapmaktan usanmadın mı hala? Bildiğimden şaşmam diyorsun ha? Ya yok, öyle demiyorum. Ben yani lafın gelişi söyledim de. Ya bir iş falan, ya bir iş falan olsa en azından ucundan falan tutarım. Yok ya, yemin ediyorum iş falan da yok yani. Tamam, ona dikkat et. Bırak. Niye yokmuş doğrusu? İyi bildiğin işi yap sen de. Aradın da bulamadın. Bak eğer bankacılığı diyorsan artık sicili kirlettik zaten. Olmaz yani. Muhasebe desen yani kitap, hesap falan bunlar hep güven işi. O da olmaz. Başka meziyetin yok mu oğlum senin? Ya ne meziyetim Erdal amca? Gördün işte, ben bir çivi çakamıyorum ya. Hani sebzeden meyveden falan anlasam diyeceğim ki kabzımallık yapayım. O da yok bende. Öyle kaldık anlayacaksın. Sen git üstünü başını değiştir. Hazırlan. Ben seni burada bekliyorum. Hadi. Nasıl, iş mi geldi aklına? Ya hadi git üstünü başını değiştir de gel hadi. Tamam. Buyurun, buyurun, buyurun. Yavaş, yavaş.
Evet Dani Hanım, oturmayın hiç. Evet, salona girdiniz. Sonra? Böyle salona girdim işte. Kanepeye doğru giderken ayağıma bir şey takıldı. Elimi kolumu artık eğildim, yokladım. Baktım İhsan. Saat kaçta kalktınız? 6'da. Başucumda saat var, o çalar sabahları, öyle uyanırım. Oradan bilirim saati. Saat 6'ya kurulu savcım, doğrudur. Meltem sen? Annen seslenince mi girdin salona? Evet ben uyuyordum. Annemin sesine uyandım, odaya geldim. İşte babamın başında ağlıyordu. 112'yi kim aradı? Ben. Neden sen değil? Telefonu yok, yıllardır da olmamış biliyorsunuz. Öyle mi Ekta Bey? Öyle savcım. Annene telefonu sen verdin yani. Öyle mi? Neredeydi telefonunuz? Annem yeleğinin cebindeydi ya, yeleğin cebinden çıkarttım. Nerede o yelek? Görelim bakalım. Gel abicim, biliyorsundur yerini. Hadi abicim. Dur abi, ben hallederim. Vallahi arkadaş hiç yorulmuyorsun ha. Helal olsun vallahi. Ya yorulur muyum bundan ya? Ben atom karıncayım. Tamam, ver sırtını alayım. Abi sen dur. Abi dur sen. Biz hallederiz. Gel diyorum. Gel abi. Vallahi zannederiz. Gibisiniz ha. Çözdük yöntemi kanepeyi taşırken. İyi tamam. Aynen öyle. Tamam. Gel abi, deviriyorum. Gel abi. Sağ ol. Yavaş. Yavaş. İki. Ben de. Yavaş. Üç. Dur Salih. Tamam. Tamam, sıkıntı yok. Tamam. Ver abi. Şey dayanın. Tamam, sıkıntı yok. Ay Allah sizden razı olsun evlatlarım. Allah darda bırakmasın sizi. Kapakları aç, dikkat. Allah senden de razı olsun teyzem. Ne demek? Her zaman. Gel Kürşat, şunu da indirelim. Dani Hanım buyurun, siz oturabilirsiniz artık. Bahse konu yelek savcım. Bu mu? Biz onu yanımıza alalım. Dani Hanım maktule ve bıçağa dokunduğuna göre üzerinde de kan olması lazım. Kriminele verelim, incelesin güzelce. Bir hata yapmayalım. Meltemciğim sen de otur. Gel annenin yanına. Hayırdır Osman? Yolculuk nereye? Hiç. İş görüşmesi. Nasıl ya? Halim bildiğin iş görüşmesi işte. Ciğerim şu delil olmasını ver bakayım bana. Bir aç benim. Aç. Sağ olasın. Seni de beklettik böyle dışarıda. Üşüdün mü? Atilla. Annenle ablan bir şey saklıyorlar. Ben bunun ne olduğunu senin bildiğini düşünüyorum. Eren bir getir bakalım onu. Bak bakalım aslanım. Baban öldüğünde annenin üstünde bu mu vardı? Acele etme, düşün. İyice bak. Bu gaz savcımı olmuyor ama. Yani varsa bir sorunuz bizim yanımızda lütfen. Ayrıca ifadeyi alacaksınız. Çocuk savcısı, çok rica edeceğim. Yelek doğru mu? Üstünde mi vardı? Ha?
Telefonu da cebinden çıkarmadı o zaman. Ölsün diye bekledik. Başında başka türlü eziyeti bitmeyecekti ki. Sonra işte annem geldi odadan aldı telefonu. Ben kıpırdayamadım. Kalkamadım ki. Anlayacak o savcı. Değil mi? Halledeceğiz, merak etme. Şşş, merak etme, halledeceğiz. Hadi çocuğum, sen üşüme eve gir. Anne, abla ne diyorsa onu yap, tamam mı? Ayrıca bu savcı sana soru sorarsa ben olmadan cevap verme. Gitmediler mi daha ya? Anca toparlandılar. Çocuğu mu sıkıştırdı? E tabii, en zayıf halka. Ama ben izin vermedim. Vallahi kocan atmaca gibi gözünü gerçeklerin üstüne dikmiş, böyle pençeleri açık aportta bekliyor. Bakalım nereye kadar saklayacağız? Saklayabildiğimiz kadar saklayacağız. Hay sen de sanki ilk kez yapıyorsun. Yakalarlarsa da meşru müdafaya döneriz. Döneriz Ceylin'cim. İş ki evde işler tersine dönmesin. Adamla evlisin ya. Ya sana kızgın olduğu her halinden belli. Bir dost. Ne alakası var ya? Bizde iş başka, aşk başka şekerim. Heh. Öyle biz senin bildiğin ilişkilerden değiliz. Amin. İnşallah. Ofise herhalde, ha? Zira ilgilenmemiz gereken ölmemiş bir adam var. Hastane kayıtları, raporlar falan bulmuş hepsini. Kızlar gidip incelememiz lazım. Sonra da bir hastaneyi sıkıştıralım. Önce emniyete gitmemiz gerekiyor. Senin Cengiz'in ifadesini görmen gerek, hadi. Ha, ilgaz gösterecek sanki. Hala umudum var. Çok tatlısın. Hadi hadi bin. Aç kapıyı, aç. Haklısın Şahin. Bir iyice zıvanadan çıktı trafik. Eskiden belli saatler tenha olurdu. Şimdi hep karmaşa, hep karmaşa. İstanbul da eski İstanbul değil, insanlar da eski insanlar değil. İşte o yüzden sinire sağlam adam lazım abim. Yani adamın tepesinin tası atıyor, iniyor aşağıya levyeyle. Yani sadece direksiyon sallamak mesele değil. Burada sinirlisi var, acemisi var, manyağı var. Hepsiyle ayrı ayrı ilgileneceksin abim. Bizim Osman beceriklidir o konuda. Hem temiz çocuktur hem de para idaresini iyi bilir. Ne arabada ne hasılatta aklın kalmaz, tamam mı? Ez cümle ben kefilim, tamam mı? Senin sözün senettir Merdan abi. Sağ ol, sağ ol. Yarın gelsin başlasın. Tamam, sağ ol. Osman kardeş, üstüne rahat bir şeyler giymen lazım. Kurdeşen dökersin. Akşama kadar direksiyon sallayacaksın. Tamam, tamam. Yarın Osman işinin başında. Hayırlı olsun diyelim mi? Hayırlı olsun. Sağ olun. Pardon, hangisinde sıra? Öndeki araba ablacığım. Ay hadi, bekleyemem. Acelem var benim. Merdan abi, görüşürüz. Ne bu surat? Adam sana iş verdi. Ne bir teşekkür ne bir laf. Merdan amca sen yani iş var deyince ben de sandım ki başka şey. Ya ben taksi şoförlüğünü yapacağım, bu mu yani? Ayıptır oğlum, ayıp. İş beğenmezlik olmaz. Sen öbür işlerde hakkını kullandın zaten. İster beğen ister beğenme. Evine ekmek götüreceksin ya. Hadi yürü yürü hadi. Ötesi fasafiso. Hadi yürü. Bu şarküterici Sercan dükkanında da evde de yok. Evdekiler de nerede olduğunu bilmiyor. Evet, bu şarkütericinin sicili de pek temiz değil. Daha önce adam yaralama, umuma açık yerde kavga çıkarma ve dolandırıcılık gibi bir takım suçları var. Şaşırdık mı? Hayır.
İşte. Dur kenefte. Ama aramaya devam tabii. Bu yeleği kriminele gönderelim. Kan izi var mı incelesinler. Malum telefon cebinden çıkarmışlar ya, özellikle cebine baksınlar. Tamam. Tuğçe uçurur şimdi. Tamam, ben gidiyorum. Nereye? Çınar'a bakmaya mı? Önce bir işim var ama sonra o konuyla da ilgileneceğim. İhtiyaç varsa geleyim. Yok kardeşim, sağ ol. Ben hallederim. Size kolay gelsin. Görüşürüz. Cümletay, görüşürüz. Hadi ne bekliyorsun? Hadi fırla. Tamam. Çıkmışken bir de bana çay, çift kaşarlı tost. Tamam. Başkomiserime çift kaşarlı ama dışına... Babasının kızı ya. Yani gerçekten tahmin edilemez bir insansın. Evlilik teklifi etmek ne demek? Ergen aşık mısın sen? Ne var canım bunda? Bence gayet makul. Niye olmasın? Ay olur olur. Ama bak nikah şahidi olacağım. Vallahi bozarım bu işi. Vallahi emin değilim. Bir düşüneyim. Olacağım. Savcım. Geç kalmayız umarım. Kalmayız. Direkt geçeriz zaten. En sevdiğim başkomisercim. Müsaitsiniz umarım. Oo Yekta Bey, geç geç, buyur otur ya, gel. Gel. Ay ya, şu halime bak ya. Efendim, ya baktım, baktım. Ceylin'in yüzünden. Varoşlarda süründük, halime bak. Ne yaptın öyle, patates tarlasına ya mı girdin Yekta Bey ya? Bir çay kahve söyleyeyim mi? Aa, sevgi fazlalığından bayılmayayım şurada. Çay bile vermezdiniz bana burada. Şu duvarların dili olsa da konuşsa. Ya bırak şimdi Ekta Bey, bırak ya. Ha? Köpüklü şöyle güzel bir Türk kahvesi. Bizim burada latte madde yok ama. İçeriz sanki ha. Hay hay bak, senin katiyen kırman biliyor. Tüm emniyet bir yana, sen bir yana. Ya bırak şimdi ya. Himmet baba. Kral, size köpüklü bir Türk kahvesi şöyle en şahanesinden. Sade. Benim de bir çayla çift kaşarlı bir tostum vardı. Söyle ona da acele etsinler. Bak vallahi açlıktan gebermek üzereyim ha. Şekerim yerlerde. Hadi gözünü seveyim ya. Hemen başkan. Sende var mı şeker ya? Ya işte acıkınca dayanamıyorum. Ne yapayım Yekta Bey ya? Yaşlılık işte. Yani kahveyi beklerken şey yaparım diye ben. Ne diye? Yani hazır gelmişken, yani yeri ve hatırı dolmaz kahvemizin yanında. Hmm. Maksat muhabbet olsun diye. Dedim şu Cengiz abinin ifadesine de bir bakarız belki sanki. Ha? Hayır. Olmaz. Hayır ya, bayağı bildiğimiz hayır. Bildiğin dümdüz hayır. Neden? Nedeni yok. Hani hayatta böyle her şeyi açıklayamayız ya. Onun gibi bir hayır, nedensiz. Ya Yekta Bey, burası benim babamın evinin salonu mu? Ya canım canım. Ya şimdi savcı girse içeriye dese bana ne halt ediyorsun? Ne derim ben? Ha? Al sana neden işte. Tamam tamam tamam. Peki, peki. Mesela şöyle masanın ucuna koysan, benim de gözüm şöyle kaysa, senin hiç dahilin olmaz. Göz bu. Kayar kayar. Baş koyduğumuz davalar. Ha? Ha? Hayır. Şahitlik müessesemiz. Ya. Bak bak. Hayır. Sevgimiz. Hayır. Bak bütün varyasyonlarda hayır dedim sana. Hmm. Bence çok iyiyiz ya. Yani çok iyi beceriyoruz. Savcı, avukat, karı koca, süperiz diye düşünüyorum. Nasıl beceriyoruz ya? Son 4-5 saatim sana gıcık olarak geçirdim. Dişlerimi sıkmaktan çenem ağrıdı. Ama gıcık olduğun kişi ben değilim ki sevgilim. Herhangi bir avukat olarak düşünürsen rahatlarsın. Şu an sevgilim kelimesini bile özellikle seçtiğine yemin edebilirim. Ama ispat edemezsin. Ay tamam hadi, iş işte kaldı. Kapatalım artık bu konuyu. Çok hastalıklı bir durum bu, farkındasın değil mi? Asla normal değil. Sen de böyle sevimli pozlarda rahatım ben ayaklarında, beni yumuşatmaya çalışma. Aa, böyle mi yapıyorum yani? Öyle yapıyorsun. Ay hiç farkında bile değilim yani, alakası yok. Ben gayet rahatım çünkü. Bence bizim Mercan'dan önce kendimizi psikoloğa götürmemiz gerek. Ah biraz abartmıyor musun acaba? Hayır biz yani aşk ve işi ayıran gayet mantıklı profesyonel insanlarız.
Bir kızımız var, anne babayız. Hemen çok iyiyim ya, gayet iyiyim yani. Yani savcı Ilgaz işini yaptı, avukat Ceylin de işini yaptı. Bakma öyle, vallahi iyiyim ya. Ben hiç iyi değilim. Ne yani? Mesela şu an seni öpsem hayır mı diyeceksin? Hayır, yani hayır öpme. Aa, ama sen şimdi bak, nasıl seni öpmeyeyim ya? Gel bakalım. Yapma, yapma. Of, gel bir kere ya, daha öpeyim. Ceylin, tehlikeli işler yapma ya. Ya tehlikeli işler yapmıyorum ya. Aa bak, vallahi küseceksin Gabriel. Yapma. Of. Yapma. Gel o zaman öpeyim. Yapma. Aa. Bak, yakalarım. Yakalarım, yapma diyorum sana. Her yerine ruj yaptım. Yapma, gıcık oluyorum şu an. Ne gıcık oluyorsun ya, bıyık altı gülmeler falan. Aa. Ay, çok yakışıklı benim sevgilim ya. Gıcık oluyorum gerçekten, anlamıyorsun. Gıcık olmuyorsun biliyorum. Hadi gidelim. Hı? Oh be, neşemizi bulalım. Bir şarkı açayım şurada. Parla'dan öğrendim ben de. Tuğçe gitmiş terası ama görememiş. Akşam gidip bakacağım ben de. Tamam, ama seninle gelir. Anne, baba. Oy, güzel kızım benim. Hay Allah. Mercimek. Cihan, sen arabayı getir abi. Salih, sen de kamyoneti yerine götürsene. Tamam abi. Al bakalım. Gel. Ben bunu yapamadım ya. Tamam, hallederim ben. Tamamdır. Tamam. Teşekkür ederim. Kürşat, bir bakacak mısın? Buyur teyzem. Aç acına uğraştınız, yoruldunuz. Hazırda şunlar vardı, hemen birer tane atın ağzına. Teyzeciğim, vallahi kalsın, aç değiliz biz olmaz, ya. Olmaz, olmaz. Zaten bir şey yapamadım size. Al çocuğum, al. Teyzem, vallahi gel. Sen bu bıcırıkla ye. Lütfen, siz bunu yiyin, kan yapar, kan yapar. Çok yoruldunuz. Allah razı olsun size. Allah senden de razı olsun. Al, ben kaçıyorum. Teyzem. Tamamdır. Al çocuğum, al. Sağ ol teyzeciğim. Ellerine sağ ol. Teyzeciğim, biz gidiyoruz. Ne ihtiyacın olursa olsun bana hemen alo diyorsun. Ben numaramı telefonla kaydettim zaten. Tamam. Ben sana haftaya kömür de bıraktıracağım, Allah tamam mı? Allah razı olsun, sağ ol. Ne Allah demek? Ne muradınız varsa versin. Amin. Sağ olun çocuğum. Siz daha fazla kalmayın dışarıda, tamam. İçeri gelin, tamam, üşümeyin. Tamam. Ya işte arkadaş, insan insan olmaktan gurur duydu. Öyle dibine kadar hissettiği bir an. İnanır mısın? Hı. Günlerdir nefes almıyordum. Çok güzel geldi. İşte iyilik böyle bir şey. Her şeyden önce kendine şifa. Hem daha bu ne ki? Yani daha böyle dermansız dertlere, işte birinin imkansızını çözdüğünde falan var ya, havalara uçuyorsun. Bir gün denk gelirsin. Hele bir de bu adaleti oynak dünyadan hakkını aldığın zaman. Hak eden hak ettiğini verdiğinde var ya, işte bu diyorsun ben. Bu dünya ne güzel bir dünyaymış. Ama işte tarifi zor. Yaşayan bilir. İyi ki getirdin beni arkadaş. Sağ ol. Bu daha başlangıç. Derneğe gidiyorsun. Hadi gel. Oğlum, hava buz gibi lan. Hadi gel. Hadi gidelim o zaman. O zaman bebek olması gerektiği yerde, evinde. Annesinin babasının yanında. Mutlu o zaman. Çok. Bebekler annesinin babasının yanında mutlu olur. Bak, bu yeni kıyafeti anneyle aldılar. Çok güzelmiş. O zaman sen bu mutlu bebekle biraz oyna. Ben de anne babayla konuşayım, olur mu? Şey mi oldu? Babam. Ne oldu babana? Onun babası Metin dede gitti. Melek oldu. Babamı da güldürebilir misin? Çok üzülüyor, mutsuz. Denerim tabii ki.
Evet. Nasıl, her şey yolunda mı? Yani iyi gibi her şey yolunda değil mi sevgilim? İyi, bence de gayet yolunda. İşte o size bahsettiğim dolabın içine sakladığı abur cuburlar var. Evet, konuştuk o konuyla ilgili Mercan'la. Yani tabii Mercan'ın anlayacağı bir dille yemeyip saklıyormuş hepsini. Evet. Yani hiçbirine dokunmuyor. Filiz'e vermek için. Çocuklar bazen bir hata yaptıklarını düşündüklerinde kendi yöntemleriyle bunu telafi etmeye çalışırlar. Sevdikleri şeylerden mahrum bırakırlar kendilerini. Uzak dururlar, vazgeçerler, biriktirirler. Ki bu da çok normal. Nasıl yani, kendini mi cezalandırıyor şu an? Evet, kendini cezalandırıyor da diyebiliriz. Yani Filiz'le birlikte olmadığı için, aynı şartlarda olmadığı için mi? Şimdi onunla çok uzun bir zaman geçirdi Mercan. Onun nasıl olduğunu, nerede olduğunu bilmiyor şu anda. Kendi de istediği her şeye sahip, mutlu, mutlu bir çocuk. Kendince bir denge kurmaya çalışıyor diyebiliriz. Ne yapacağız peki? Nasıl davranalım? Bu tür durumları bir görelim, gözlemleyip anlayalım. Ama mümkün olduğunca müdahale etmeyelim. Duygularını alan açalım. Seanslarımızda olan oyunlarda da ben tabii durumu daha çok gözlemleyeceğim. Hem artık Filiz'in isminden bahsetmiyor, onu ziyaret etme isteğinden de bahsetmiyor. Siz de konusunu açmayın, konuyu dillendirmeyin. Mercan'ın böyle bir talebi olacak mı yeniden, bekleyip görelim. Yani sözümüzü tutmamış olmaz mıyız o zaman? Bir gözlemleyelim, bekleyelim. Böyle bir istekle yine gelecek mi? Duruma göre bakalım. Zaten sağlıklı olan da Filiz'le olan bağının artık kopması. Bence yani gördüğüm kadarıyla Mercan da gayet hazır buna. Gerçekten mi? Evet. İsmini dillendirmemesi bile bir işaret. Sizin ilişkinizin, birlikteliğinizin, aranızdaki bağın, Mercan'ın diğer insanlarla kurduğu ilişkilerin ona iyi geldiğini görüyorum. Hem ilk seanslara göre benimle daha çok konuşmaya başladı. İlişkide daha fazla katılımcı olmaya başladı. Çok olgun, çok akıllı bir kız Mercan. Müthiş bir gözlemci. Babanızın vefatından da bahsetti bana. Tabii ne kadar üzüldüğünüzden de. Bu durum onu da etkilemiş. O da üzülmüş. Saklamayın deyince siz biz de saklamadık. Tabii. Uygun bir dille anlattık. Evet. Doğrusu zaten duygularda dürüst olmak. Bu konuda hemfikiriz. Sizi güldürmemi istedi benden. Şimdi gidip sarılmamak için zor tutuyorum kendimi. Tutmayın. Demek ki buna ihtiyacınız var. Babalık yanınıza, içinizin şefkatine güvenin. Hiç beklemeyin. Takılın. Ben bir annemlere gidiyorum. Dolapta pırasa varsa onu böyle yoğurtla kavuru yersin, tamam mı? Bak, bunu Elif aldı. Ama eteğini ben giydim. Aa, ne kadar güzel yapmışsın ya. Çıkar bakalım montunu. Bir elimiz yüzümüzü yıkayalım. Ayakkabıları da çıkar. Ayakkabılar? Mercan. Ceylin, sen mi geldin? Ne yaptınız ya? Yerleşebildiniz mi? Yerleştik, yerleştik. Ay, ben bu gömlek mevzusunu sordum anneme. Ay abla, ben unutmak istiyorum. Sen hatırlatıyorsun. Ya bağırma, duyacak. Niye değişiyorsun o zaman? Yapma. Konusu açılacaktı illaki. Açık açık bir şey demedi ama inkar da etmedi. Ay, bir de ölmüş adamla benden böyle hesap mı soruyorsunuz falan diye üste çıktı. Ay, bir şeyler olmuş anlayacağım. Ay, ben anlamıştım zaten bir şey olduğunu. Ama unutmak istiyorum mümkünse. Tamam. Ceylin, sesini anne. Duydum sandım. Gelmişsin. Ne tekiliyorsun orada? Girsene içeri. Aa, yok ya, ben de yeni geldim zaten. Çıkacağım şimdi. Ilgaz, nasıl? Nasılsınız? Daha iyi. Daha da iyi olacak inşallah.
İnşallah. Ya ben sana ne diyeceğim? Sen bir saate Mercan'ın yanına çıkabilir misin? Biz Ilgaz'la Çınar'a bakmaya gideceğiz de. Olan yok değil mi ortalıkta? Ne yapsın? Eve dama sığamıyordur şimdi acısından o. Ne? İşte biz de Çınar'a bakmaya gideceğiz. Kızım ben gelecektim zaten. Fırına börek koydum. 10-15 dakikaya kadar pişer. Onu çıkaracaktım yukarı. Yaşa ya. Ay şu an dünyanın en şanslı insanıyım. Gerçekten. Biraz çok çıkartırım. Sabah da çayın yanına yersiniz. Tamam hadi. Bir tanesin. Öpüyorum. Hadi görüşürüz. Güle güle. Görüşürüz abla. Bay bay. Dur bakayım da şuna. Hiç ayarını şeyini bilemedim ben bu yeni fırının. İnşallah yanmamıştır güzelim börek. Yeni derken benden eski o fırın. Vallahi mis gibi olmuş ha. Çıtır çıtır. Ceylin Hanım'ın neden yanıma taşının illa birlikte olalım dediği belli oldu. Hazır yemek önünde. Kızına bakacak anneanne Emine amade. Ha biz seninle yakında böyle anne kız temizliğe de gideriz. Kirleri yıkarız, ütüleriz falan. Aylin, ne biçim konuşuyorsun kızım? Yakışıyor mu sana kardeşinin arkasından böyle konuşmak? Her şey ortada anne. Sen de görürsün bak. Hayır, sen bir sıkıntı yok diyorsan o başka dava tabii. Hayır, ne olabilir? Yani torunuma bakmak, evladıma iki kap yemek götürmek. Yani bunun nesi dert olabilir ki? Aynı şeyi sana da yapmıyor muyum? Senin de çocuğuna bakıyorum. Ben işi sana bırakıp 80 tane bahane uydurup gitmiyorum ama. Hep evdeyim farkındaysan. Belki de asıl derdimiz budur. Senin sürekli kocana, bana, bize, kardeşine musallat olman. Ne diyorsun anne ya? Kime musallat olmuşum ben? Hep evdesin. Hep mağdursun. Sürekli sinirlisin. Huysuzsun. Mutsuzsun. Suratsızsın. Gözlerin hep üstümüzde. Hep bir hatamızı kolluyorsun. Hiç durmadan laf sokuyorsun. Acaba diyorum, kendine bir meşgale mi bulsan? Hayata katılsan mesela. Bizi bir bıraksan. Bizimle uğraşmasan. Abartı ya. Hoş geldin Yekta. Aç mısın? Bu saatten sonra katiyen yemem. Zaten aç olsam bile o kadar yorgun ki ya ağzımı açacak halim yok. Nerelere gittik Ceylin'le bir bilsen. Adres İstanbul il hudutlarında, sözüm ona. Alakası yok. Ha, neyse. Düşünmesi bile iğrenç. Şu halime bak. Sen neler yaptın? Hiç. Sade hiç. Katıksız. Evet. Sade hiç. Düşüneceğim demiştin ya teklifime. Hani bu akşam için söylerim demiştin. Aa ben... Ya... O benim aklımdan çıktı gitti. Yani hem... Bir sık boğaz etme Yekta. Ya bak... istediğin oldu işte gitmedim buradayım. Yani bir üstüme gelme. Ben biraz bir düşüneyim. Düşün Açın. Zaman senin. İstediğin kadar düşün. Ben bir üstümdekileri değişip duş alayım. Koktu resmen. Tamam. Ah bu çok güzel işte. Çok sade. Ay bu çok şık. Anne sen benim sevdiğim börekten mi yaptın? Tavuklu olan mı bu? Vallahi tavuklu. İnşallah bu sefer de olmuştur. Çünkü ben bunun yufkasına pek
Bilemedim yani, bilemedim. Olmuştur, olmuştur. Onun içi Efsu zaten. Bak, annem bu böreği harika yapıyor ya, efsane. Hiç şüphem yok. Ne yapıyorsunuz siz orada? Vah vah. Kızım ben bu kadar kapkacak getirmedim. Bunlar sabahtan mı kaldı? Bir kısmı akşam, bir kısmı sabah diyebiliriz Gül anne. Ya anneciğim çalışıyoruz, öyle aceleyle evden çıkıyoruz. Bakma hiç öyle şimdi. Kızım biraz suda bekletseydiniz. Çok yağlı onlar. Kurumuştur da. Gerek yok. Önden uğraşmadan da çıkar. Bitti bile. Nerede? Evet, ayran da çıkartalım. Evet, şimdi biz yerken hızlıca yıkanır, tertemiz de olur. Hem böyle daha tasarruflu, sen bana güven. Mercan, hadi gel kızım. Bak anneanne neler yapmış. Anne sen neler yaptın böyle ya, donatmışsın masayı. Delirt bizi, delirt. Kızım kuru kuru börekli olur mu? Bak sarma var, pilaki var, musakka var. Oh, ağzım sulandı vallahi. Mercan hadi. Gel kızım. Eskide koptu, bunlar ne? Bak anneanne sana ne yapmış? Anneanne sarması var. Anneanne böreği, musakkası, pilakisi. Sen hangisinden yemek istersin? Söyle bakalım. Sarma. Sarma. Evet. Vallahi alışırsak sonra üzülürüz ama Gül anne. Ay aşk olsun sana ya. E öyle ama Ceylin'cim. Hadi hadi afiyet olsun. Vallahi seninle aynı sofrada olmayı özlemiş. Siz iyi olun. Siz mutlu olun. Vallahi ben her şeyi pişiririm. Değil mi kuzum? Gül anne çok güzel olmuş. Annemin meşhur böreği dedik ya. Ben niye daha önce yemedim bunu? Alın bakalım bunları da. Sağ ol abi. Rica ederim, ne demek? Hop hop hop. Gel bakalım. Bak bunu unuttunuz. Al bakalım. Teşekkür ederiz abi. Sağ ol abi. Rica ederim. Açlık durumları nasıl? Karınlar tok mu, aç İyiyiz mı? İyiyiz abi. Kürşat abi sıkma dürüm verdi, doyduk. Oh götür paşam, afiyet olsun. Hadi bakalım, kolay gelsin. En güzel dost, paydos. Bundan sonrası özel zaman. O ne poşet, ne iş? Şimdi var ya, hiç böylesini içmemiştim diyeceksin. Bak sana garanti veriyorum. Ya abi yorulduk çünkü. Yani bak ne kadar inkar etsen de geberdik. O yüzden en tatlı yudumu. E hak ettik bir tane o zaman. Afiyet olsun. Öf. Bunu ne yapacağız? Kalsın ya bu burada. Gel çıkalım yukarıda rahat rahat içelim. İyi hadi gel. Hadi. Ay çok heyecanlıyım. Bitince nasıl olacak acaba? Ne renk süreceksin sen şimdi bana? Mavi. Mavi mi? Mavi benim en sevdiğim renk. Hadi bakalım. Oh. Aa. Bu ne hal? Mercan beni prenses yapıyor. Daha bitmedi, bu göz de var. Kapa anneanne. Bu bitince de oje süreceğiz ama hepsi ayrı renk. Sonra onların hepsini yerine geri koyacağız ama değil mi? Sonra ben sabah nerede nerede diye ağlıyorum. Tamam. Oğlum, tamam diyor aşkım. Senin yerin bak. Sen makyaj mı yapıyorsun? Evet. Yani anlayacağın çok işimiz var. Çok meşgulüz, bizi oyalama. Ha, tamam. O zaman şimdi bizim babayla bir işimiz var. Gideceğiz. Sen uyumadan yetişeceğiz, geleceğiz. Sen de anneanneyle güzel güzel oynuyorsun. Tamam. Tamam. Çok sağ ol anneciğim. Tamam kızım. Hadi merak etme. Güle güle. Hadi bakalım. O ne? Mavi allık. Mavi allık. Sular gelmedi mi daha? Yok. Sokak sokak, kapı kapı aranacak yaşta da değil ki. Evlenip yuva kuracaktı neredeyse. Aklım hep onda, merak ediyorum. Bize ihtiyacı var kesin. Sen babası değilsin. Böyle büyük bir yük alma omuzuna, tamam mı? Senin de canın yanıyor. Sen de eksildin. Hem bırak su aksın, yolunu bulsun. Tecrübeyle sabittir bak.
Dönmek isteyen döner. Gitmek isteyeni de bağlasan durmaz. Defne odasında mı, ben bir baksam? Ha, odasında odasında. Nerede olacak? Bir sıkıntı var içimde ama hayırlısı. Ne dinliyordun? Sevmezsin ki sen. Aa, niye sevmeyeyim ya? Güzel mi bir? Ver bakalım. Ver bir. Türkçe rap. Oo, Türkçe rap severiz. Göner gelsin. Güzelmiş, beğendim. İyi misin? Bazen iyi. Bazen ilk günkü gibi. Aniden aklıma geldiğinde çok acıtıyor. Normal. Her akşam eve geldiğimde babam yanımda olsun istiyorum ben. Yemek yapmış. Hadi herkes sofraya dese. Sabahları tuvalet sırasında tıraş olmasını beklesem. Ya da odanı topla diye kızsa bana. Kızım senin hizmetçin mi var dese. Ama yok işte. Odasına gidiyorum bazen. Yastığımı koklamak için. Ben de bazen babamın sesini duyardım sanki. Böyle Ceylin derdi. Bir sevinçle uyanırdım sanki babamı görecekmişim gibi. Sonra bir bakardım. Burada yok. Bir rüyaymış. Hayal kırıklığına uğrardım. Geçecek mi Ceylin abla? Geçmiyor kuzum. Ama zaman geçtikçe bu kadar da acıtmıyor. Biz şimdi hep beraber ağlayacağız. Bu duygunun geçmesini bekleyeceğiz. Tamam. Gel bakalım. Gel bakalım. Hadi bakalım ya. Bir hep şarkı daha aç da havamızı bulalım. Bakayım. Şunu beğendim. Aa, bunu biliyorum. Hadi aç. Bak geliyor. Sevdiğin yeri geliyor. Bir şey buldun mu? Aklı başına gelir de şu Aylaz'ın bir an evvel evine döner. Sen merak etme dede. Ben bulacağım onu.
Buldun mu bir şey? Çınar mı yazmış bunu? Öyle görünüyor. Dedem geldiği için bakamadım. Sen bakar mısın? Ne zaman yazmış acaba? Bilmiyorum. Açmalı mıyız peki? Babama yazmış. Açmamak gerek biliyorum ama belki bir ipucu bir şey varsa diye bakmak gerekmez bir şeyle. O da doğru. Yazmış. Duymak istediğin emin misin? Canım babam, birbirimizden umudu ne zaman nerede kestik bilmiyorum. Ben ne yaparsam yapayım senin gözüne giremeyeceğimi anladım. Asla abimi geçemeyeceğimi. Devam. İkinci olarak hayatıma devam etmek zorunda olduğumu, asla sana yetemeyeceğimi, aferin almamın ne kadar güç olduğunu, hatalarımın affedilmez olduğunu, benden beklentinin boyumu aştığını gördüm. Sanırım o zaman vazgeçtim baba. Gururla oğlum Çınar demeyeceğini anladığım gün. Çok zordu baba. Evin işe yaramayanı yaramazı olmak, başını öne eğdiren olmak. İkincilik yetmiyor insana. Çok kanıma dokundu biraderlerim. Zoruma gitti. Ablam öyle iki çocukla. Sokakta. Para yok, pul yok. Her şeyi mi almış it herif? Her şeyi almış ya. Komple evi boşaltmış. Yani ablama hadi demiş ananın evine git. Ablam da dayanamıyor haliyle gidiyor. Bir zaman sonra hani belki siniri geçmiştir diye geri geliyor. Ne koca var ne bir şey. Evdeki her şeyi almış. Tül perdeye kadar almış. Bomboş bırakmış evi it. E'si? Sağ olsun Mesut abi. Büyük adam valla. Ne yaptı etti halletti. Ha, polise falan da gittik ama kimse çözemedi işimizi. Mesut abi önce kaçakın işliği buldu. Sonra eşyaları getirdi. Teker teker iğnesinden ipliğine kadar dizdi eve. Helal olsun Mesut abimize. Ya işte arkadaş. Herkesin bir yarası var başka türlü kanayan. Öyle öldüm Allah geçmeyen. Burada işte onu iyi edip sarıyoruz gibisinden bir şey. Anladın mı şimdi? Eşyalarımı topladım baba. Gidiyorum. Sana, aileme, bu yaşattığım sonsuz acılar için özür dilerim. Beni affettiğin yeni bir hayat mümkün mü bilmiyorum. Ama yordum. Seni, kendimi, abimi, herkese en azından ne zaman düşecek de kaldıracağız dediğiniz biri olmak yerine uzaktaki olurum. Hoşça kal babam. Beni birinci sınıfta karneme getirdiğim günkü gibi hatırla. Hepsi pek iyi olan karne günü. Ben seni öyle hatırlayacağım. Hayatım boyunca ilk ve son bana gururla baktığın günkü gibi. Annem öldüğünde hem anne hem baba oldu babam. İşi de ağır. Gecesi yok, gündüzü yok. Kolay değil, üç çocuk. Beni sayma gerçi. Defne küçücük. Düşün, Mercan'dan küçük. Babam olmasa ne yapardık bilmiyorum. Mükemmel babalık yaptı demiyorum ama elinden geleni yaptı babam.
Daha fazlası gelseydi esirgemezdi ki. Metin Kaya buydu. Bu kadardı. Benim için ne kadar çabalıyorsa Çınar için de o kadar çabaladı. Ama o Çınar'ın içindeki değersizlik hissi hiç geçmedi. Kimse bir şey söylemese de, ima bile etmese, hep kıyasladı kendini benimle. Ben yarışmıyordum ki onunla. Biz bir yarış halinde değildik. Ben onu durduğum yerde hep sevdim, yardım etmeye çalıştım. Elimi uzattım, düşse... Bende ne varsa neysem o da olsun istedim. Bilmiyorum. Belki de bu iyi gelmedi ona. Kendini 1-0 yenik gördü. Yaptığı her hatada da mutlaka bunun arkasına sığındı. Mazeret olarak. İşte ben senin gibi değilim abi. İşte mektupta da yazmış. Onun gibi cümleler. Ben senin gibi değilim. Olamadım var. Bilmiyorum. Ben bilerek bir şey yapmadım. Belki de benim var olmam, varlığım yetti onu rahatsız etmeye. Sevgilim. Bak. Sen bugüne kadar büyük bir çabayla bir hayat inşa ettin. Eğer Çınar bundan rahatsızsa bu senin sorunun değil ki. Siz kardeşsiniz. Hayatlarınız, seçimleriniz, kimse birbirinden mesul değil. O yüzden lütfen durup kendinden bir suçlu yaratma. Çınar bugüne kadar ne yaşadıysa, ne yaşayacaksa bunların hepsi kendi seçimi olacak. Hiçbirimizin başkasının hayatında büyük bir etki yaratacak özel bir gücü yok. Çınar bugüne kadar yaşadığı bütün olumsuz duyguları babasına kıyasladığı sana yükleyemez. Gerçi yükleyebilir. Yani insan kendisini suçlamaktansa başkasını suçlamayı tercih ediyor. Diğer türlüsü daha çok can yakıyor çünkü. En azından daha az can acıtıyor. Küçükken bu normal olabilir ama Çınar artık küçük değil. Kendi içine dönüp bakması gerekiyor. Sen yine onu kolla. Yine arkasında dur, ara. Yardım etmeye çalış ama o bunu istemiyorsa sen hiçbir şey yapamazsın. Sen harika bir abisin. Sırf kaçayım diye. Pisi pisine gitti babamı öldürdü. Ne bileyim bir arabaya kapattı mı ne bileyim bir... bacağına sık yani. Ama intikam alacak ya şerefsiz benden. Sattık yolunu. Nasıl yani? Ya işte bildiğimiz ne var ne yok hepsini anlattık abime. Yani savcıya. Sonra baskın maskın falan filan. O da bundan kaçarken işte bu anlattığım olay orada yaşanıyor. Sonra da ne bileyim işte öyle babam... Oh. Ağla arkadaş ağla. Ağla ki açıl. Pardon. Eyvallah. Nerede şimdi bu Kadir denen herif? Yakalanmıştır yani. Yakalandı. Yakalandı cezaevinde. Ama inkar edecek. Ben yapmadım, ben emri vermedim diyecek. Az çok içinde de bulundum tabii bunların.
O yanındaki şerefsizler de bunu satmayacaklar. Oh! Bundan da kaçmış olacak. Ceza, meza hak getire. Ha. Bak bu hiç olmamış Çınar arkadaş. Aynen öyle abi. Bazen olmuyor. Öyle adaleti elinle bırakırsan kendi kendine yerini bulmuyor abi. Abimin fırsatı vardı. Ya dayadı silahı kafasında, sıkacaksın onu orada. Ama yok. En doğrucu o ya. En doğru adam o ya. Taktı kelepçeyi, verdi polise. Ölmüş olmasın dillerdin yani. Evet. Ölsün isterdim. Abi adam iki tane polis memuru vurmuş. Yetmemiş gözü önünde patronum canı vurmuş. Ya bir adam kaçacak diye kaç kişinin ölmesi lazım? Yok abi. Bazıları yaşamayı hak etmiyor. Çekeceksin silahı kafasına, dayayacaksın, geberteceksin iti. Savcım, beni görmek istemişsiniz. Savcım, hoş geldiniz. Ben yerinde mi diye sormuştum. Ben gelecektim yoksa. Fark etmez, geldim işte. Evet. Savcım, haberler biraz can sıkıcı savcım. Kadir Adarlı'nın avukat ordusu mahkemeye her gün dilekçe yazıyor, itiraz. Tutukluluğun tekrar değerlendirilmesi için işte bir ton bahane. Serbest kalması için mi? Evet. Kadir Adarlı da bütün suçlamaları reddediyor. İşte kara para akladığını, örgüt lideri olduğunu, bilimin bütün suçlamaları. Metin Amir'i de ben öldürmedim. Beni de kaçırmaya çalışan adamları öldürdü. Ben de mağdurum. Düşmanlarım tarafından kaçırıldım. Onlardan kaçarken de polis yakaladı diyor. Adamları ne diyor? Onaylıyorlar savcım. Hiçbiri satmıyor. Aralarında itirafçı yok. Biz de emri verdiğine dair bir delil bulamadık. Babamın ve bir polis memurunun ölümüne sebep olduğu. Ayrıca Çınar ve Osman'ın ifadelerinde canla ilgili bilgi var. Hiçbir hakimin böyle saçma bir reddedişi dikkate alacağını sanmıyorum. Savcım, ben sadece haber vermek istedim. Teşekkür ederim savcım. Kolay gelsin. Söyle kardeşim. Şarküterici Sercan'ı bulduk. Arkadaşlar getirdi. Siz ifade için hazırlıkları yapın, geliyorum hemen. Evet Sercan efendi. Geç oturuyorum. Umut, yok yok, onu hiç oturtma. Doğru sorgu odasına. Avukatı varsa gelsin. Yoksa da hemen baroyu arayın, ayarlayın bir tane. Fırla. Fıstık hayırdır ya? Tuğçe'ye poğaça getirdim. Vay, gel bakalım Tuğçe. İşte arkadaş gibi arkadaş. Bak, ya. Bak gelmişim. Yalnız Çınar'ı soracaksan haber yok. Biliyorum. En sevdiğinden. Dereotlu. Dereotlu mu? Evet. Abo. Yani sen şimdi bunu babana hiç ikram etmeden yiyeceğim ve o senin boğazından böyle yağ gibi geçecek mi kızım? Yok babacığım, asla. Çok teşekkür ederim. Babazının bir tanesi ya. Ölürüm ben bunun için var ya. Ölmesen de olur. Yerim seninle. Bu arada Ulga savcım sorgu için gelecek, hazırlıklarını yap, tamam? Tamamdır. Bir de bu çaysız gitmez, biliyorsun değil mi? Emir anlaşıldı başkomiserim. Çay. Çünkü neden olmasın? Ya şu ifadeye alınan adam. Aranan adam değil mi? Hani şu Meltemlerin. Evet, şarküterici. Abi Tuğçe, ben bu benim masaya iki tane çay, bir de başkomiserime bir tane çay gönderir misin? Sağ ol, tamamdır. Hah, aferin sana parla kuş. Sen şimdi olduğun yerde kal. Sercan'ın ifadesini görmeye çalış, tamam mı? Ilgaz'a da yakalanayım deme, dikkat et. Bak, maksimum dikkat. Merak etme, elimden geleni yapacağım. Tamam, hadi aferin sana, öpüyorum. Evet Özge'cim, raporlar hazır mı? Buyurunuz. Hepsi burada. Uzman raporları da net aynı şeyi söylüyor. Bu Sezai Bey'e uygulanan tedaviler, ilaçlar çok ağırmış. Karaciğerde hasar bulmuşlar. Psikiyatr raporları da burada. O da bizim lehimize. Ben okudum. Ya döktürmüş kadın fevkalade. Güzel. Bunlar bize tazminatı kazandırır. Şimdi hastaneye gidelim. Alalım raporları. Şimdi ne diyecekler çok merak ediyorum.
o ukaladan eziye geçen insan tipini görmeye bayılıyorum. Hele o geçiş anı. Özellikle yüz kaslarının gerildiği an var ya. Yani çok keyifli, çok. Feri, sana harika bir iş çıkarmışsın. İşim bu. Ne demek? Buyurunuz Yekta Bey. Buyurun efendim, buyurun ortak. Teşekkürler. İçeride mi? Doğrudur savcım. Baron avukatı da geldi. Hazır ve nazır kendisi. Bir şey yakalarsan direkt gel içeriye, tamam mı? Tabii, başka bir şey. Savcım. Otur. Emredersiniz sayın savcı. Evet. Anlat bakalım. Olay gecesi neredeydin? İhsan abinin öldüğü günü diyorsun. Öldürüldü. Vallahi ben de duydum. Çok üzüldüm. Soruya ama cevap ver, soruya. Zaten siz de diğerlerinin ifadelerinden anlamışsınızdır. Ben o akşam misafirliğe gittim. Sağ olsunlar, yedik, içtik, izzet, ikram. Sonra kalktım, eve gittim. Emin misin? Aksini iddia eder mi? Bırak bu kibar abi ayaklarını. Meltem'in odasına girmişsin, biliyoruz. Lafı dolandırmadan anlat. Vallahi billahi gönüllü değildim sayın savcım. İhsan zorlayınca ben de... Vallahi ya. Oğlum nedir bu zorlamak lan? Bize bir anlatsana. Savcım da merak ediyor, ben de merak ediyorum. Ne yaptılar mesela? Ha? Silah mı dayadılar kafana lan? Ne yaptı bir anlatsana. Yemin ederim iyi bir insan. Yemin etme lan. Ya ben bir şey yapmadım. Ya kimseye zarar vermedim ben. Hatta dokunmadım bile kıza. Sonra kavga çıktı. İhsan bir anda odaya girdi. Tekme tokat girişti kıza. Yaralandı mı? Kim? Meltem. Evet. İhsan pataklayınca tabii kız yere düştü, kafasını çarptı. Yardım ettin mi? İyi insan Sercan. Ettim tabii, başkomiserim. Kaldırdım yerden. Başında kan var mıydı? Evet. Hatta yardım etmek istedim. Bir bakayım dedim, istemedi. Sonra Meltem salona koştu. Arkasından da İhsan gitti. Ben de üstümü giydim. Ha bir de soyundun yani. Evet, Meltem salona gitti. Sonra? Sonra bir baktım cüzdan yok. Lan! Aklını al lan! Aklını alayım seni! Cüzdanı bulamayınca bir de salona bakayım dedim. Odadan bir çıktım, çıt yok. Bağırış çağırış kesilmiş. Sonra uzandım, bir bakayım dedim. Mala döndüm. İhsan yerde, karnında bıçak, başında da Dane, Meltem, bir de oğlan. Üçü de mi? Üçü de. Emin misin? Eminim sayın savcım. Kim yaptı o zaman? Gördün mü onu? Bilmiyorum başkomiserim. Yani ben o kısmı görmedim. Zaten salona gidene kadar olay bitmişti. Ama üçü de başındaydı değil mi? Doğru gördün. Yemin ederim. Ekmek. Yemin yok. Kimin öldürdüğünü anlayacağım bir şey. Bir an. Birinin üstünde kan var mıydı mesela? Onu görmedim. Yani fark etmedim. Ekim daha yakında, onu görmüşsündür herhalde. Üçü de. Yani öyle gibi gördüm. Hangisi korkmuştu? Üçü de şoklanmış bakıyorlardı. Öyle hareketsiz. Hatta benim orada durduğumu anlamadılar. Duymadılar. Gittiğimi bile görmediler. Bir yardım edeyim demedin mi lan? Ha? Bir ambulans çağırayım, bir el atayım. İyi insan. Korkmuştum başkomiserim. Yani ne bileyim, dedim şimdi olay büyür. Şahit falan yazarlar. Evliyim bir de, çocuğum var. Kızın kafası kanayınca da panik oldum. Ellerim de kan. Ne yapayım? Attım kendimi evden dışarı.
Göksu abla, bu Meltem evin sokak kapısındaki parmak izi Sercan Yurtcan'ın parmak iziyle eşleşiyor mu? Bir bakar mısın? Ama çok acil. Tamam, hemen bakıyorum. Tamamdır. Oradan da eve gittim direktman. Saat kaçta çıktın insandan? 4. Emin misin? Eminim. Yani ilerleyince evden acaba taksi bulabilir miyim diye telefona baktım. Ondan şey ettim. Çağırdın mı taksi? Çağırdım. Hangi uygulamadan? Bingel'den. Uygulamayı incelediğimiz gibi yalanın ortaya çıkar, biliyorsun değil mi? İnceleyin savcım. Ben bindim. Alın arkadaş nezarethaneye. Vallahi billahi ben bir şey yapmadım sayın savcım. Suçsuzum ben. Öldürmedim, ben bir şey yapmadım. Cinsel saldırı da bir suç. Sonucu olmasa da avukat izah etsin sana. Dokunmadım ki ben kıza. Dokunmadım savcım, vallahi alkollüydüm. İçmeyecektin o zaman o kadar. Ben bir şey yapmadım avukat bey, yardım et lütfen. Ya gözünüzü seveyim. Ya çoluğum çocuğum var benim, gözünüzü seveyim. Bu hatları karıştırmadan önce düşünecektin onu. Avukat bey yardım et. Ciğerim. Avukat bey. Alalım şansı. İşlemler tamamlansın bakacağız. Ya ben bir şey yapmadım, dokunmadım kıza. Savcım, savcım gün yüzü görmeyeyim ben bir şey yapmadım. Sakin. Zorluk çıkarma. Ama bir kader kurbanıyım. Yürü, ben. Yürü, yürü. İnsaf edin ne olur lütfen. Evet. İçeri gelmediğine göre bir şey bulamadın herhalde. Vallahi Göksu abla da baktı parmak izine, eşleşiyor. Meltem, Dane, Atilla üçü de yalan söylüyor. Meltem'le Dane'yi çağıralım, yeniden ifadelerini alacağım. Aylarca yoğun bir ilaç tedavisi uygulamışsınız Sezai Bey'e. Verdiğiniz protokoldeki ilaçların prospektüslerinde yan etkileri arasında hayati tehlikeye sebebiyet verdiği açık açık belirtilmiş. Onlar nadir yan etkiler. Zaten bütün ilaçların yan etkileri vardır. Zaten hastaya bunu bildiriyoruz. Hastaya? Bakın kendiniz söylüyorsunuz. Hasta olmayana değil. Verdiğiniz ilaçların çoğu organ yetmezliğine sebep olabiliyor. Nitekim raporda gördünüz. Sezai Bey de siz onu tedavi edip ilaç verene kadar hiç görülmemiş hastalıklar çıkmış. En önemlisi de karaciğerinde hasar tespit edildi. Buyurun. Siroz başlangıcı. Bakın, sirozun çok basit bir açıklaması da var bilirsiniz. Yoğun miktarda alkol tüketimi de bunlardan biri. Hayır, Sezai Bey ömründe hiç içki kullanmamış. Babası alkolik olduğu için elini bile sürmemiş. Bununla ilgili onlarca tanığımız var. Ki bu sadece başlangıç. Yani uzun vadede başka hasarlar çıkabilir. Hatta kuvvetle muhtemel. Yalnız her çıkan hastalığı bize mal edemezsiniz. Bu kadarı spekülasyona giriyor. Ama bu girmez. Ayrıca psikiyatrdan da görüş aldık. Buyurun. Üstelik hastanenizin psikiyatri bölüm başkanı tarafından yazıldı. O nasıl olur? Mümkün mü böyle bir şey? Elbette. Sizin ve hastanın adını vermeden görüş istedik. Sağ olsun onlar da çok yardımcı oldular. Siz zahmet edip okumadan ben söyleyeyim, sonra bakarsınız zaten. Psikiyatır yoğun ölüm korkusunun stres sonrası travma bozukluğuna bile yol açabileceğini söyledi. Yani cepheye giden askerlerin yaşadığı çok ciddi bir travma bu. Anlayacağınız Sezai Bey çok ağır bir şey yaşamış. Pardon, sen devam et lütfen. O zaman... Alo. Şimdi tazminat miktarı ile alakalı konuşabiliriz sanırım. Evet teyze hoş. Ilgaz abi vermiş talimatı. Meltemleri tekrar çağıracaklarmış. Öf, tamam bu Sercan ne demiş onu öğrenmemiz lazım ama. Göremedim mi ifadesini daha parla? Henüz değil ama öğreneceğim. Tamam öğren bir şekilde. Tamam, tamam, tamam. Ya bu şarküterici Sercan var ya. Bir şey yapmış mıydın Meltem? Ne diyorsun? No comment kanka. Ya Tuğçe çok merak ettim. Kesin ifadesi düşmüştür. Sen açsana bir bakalım kim bilir ne uydurdu sapık. Sence ben bunu yer miyim? Tabii ki. Ya geyine yapıyorum. Hı hı. Net geyinedir. Çünkü biz markette kasadayız. Canımız sıkılmış. Goy goyumuz gelmiş değil mi Parla? Ya sen de. Bak. Çay, kahve, bir şey istiyorsan söyleyeyim.
Ama ötesi çıkmaz benden dostum yani, özür dilerim. Allah kahretsin be. Allah kahretsin ya. Allah kahretsin. Bir sakin ol ya, bir relax ol ya. Ya şurada tam bir crescendo yaşayacağım. Başhekim resmen ne isterseniz verelim demiş, anlaşalım demiş. Ve tazminatta zirve yapmışız. Doktorun surat olmuş bembeyaz. Hani küçük bir es olur. Sonra orkestra büyük bir coşkuyla girer ya, öyle bir haz. Yani klasik müzik pek tarzım değil ama anlıyorum. Ama yok. Şimdi hop oradan gel buraya. Yine fakirhane Meltem ile uğraş. Hayır, savunmamaktan değil ama sonuç belli. Gelip gittiğimize yazık. Harcadığımız zamana yazık. Ilgaz bu önünde sonunda öğrenecekti ne olduğunu. Kesin öl. Ya kesin öl. Sakin. Sakin yürü, gidip öğrenelim. Hastanede bağırıyorsun ya. Taksi, boş musun? Hayırdır ya Merdan amca? Teftişe mi? Sifte ettin mi? Yok. Ben zaten resmen başlamadım ki. Bir sürü evrak falan toparlamak gerekiyormuş. Onlara koşturmak lazım falan. Yarın başla deyince böyle hani... Ben de başlayacakmışım gibi düşündüm ama öyle bir şey yok. Takıl burada dediler, eve gitmediler, alışırsın falan dediler. Duraktaki muhabbet de çok açıkçası sarmadı beni yani. Öyle oturuyorum arabada. En azından Aylin yok ya. İyi, hadi çalıştır. Siftahın benden olsun o zaman. Ayağım uğurludur. Merdan amca işte gel, başlamadım ya ben. Alıştırma yapıyorsun oğlum. Hadi. İyi. Geçelim teyzem. Orada bekleyeceksiniz. Müvekkillerimizle konuşabilir miyiz bir dakika? Tabii, bekliyorum şöyle ben. Ceren abla, ne oldu yine? Bilmiyorum, ben de size soracaktım. Etraftan falan bir şey duydunuz mu? Yok. Tamam, siz geçin, biz öğreneceğiz. Sakin olun, tamam? Aynen böyle devam. Buyurun. Tamam. Gel ben. Ilgaz savcı duvarını aşıp öğreneceksin yani. Ki o duvarı aşmaya çalışırken kaç kez vuruldu bu beden. Sen evden çıkarken Cengiz neredeydi? Onu görmedim. Ama bence cüzdanı da, kartları, parayı alıp falan da o. Mantıken başka kim alsın da dışarı fırlatsın. Emin misin? Bak bir daha sormayacağım. Görmedim Sayın Savcım. Otururum bacım şöyle. Savcı nerede? Aşağıda. Tamam, biz de Eren odasında beklerim o zaman. Bu oda ikimize dar sanki ya Ceylin. Ne alaka? Ya seninki kızmasın. Ay Yekta ya, Allah aşkına gel. Oh. Tuğçe, avukatlarına haber verelim, ifade alacağım. Odadalar. Hayırdır, siz niye burada bekliyorsunuz? Meltemleri ifadeye çağırdın diye bekliyoruz. Başkomiser, burası bekleme alanı mı? Avukat müvekkil görüşme odası mı? Yoksa size ait soruşturma dosyalarının bulunduğu bir oda mı? Alalım avukatları dışarı. Hay hay savcı. Buyurun. Tabii savcım. Tamam ya, o kadarmış, haklıymış. Sen unutmuşsun avukat nefretini. Elle tutulmaz, gözle görülmez ama can yakar. Basmayacaktın damarına. Hadi dışarı çıkalım. Hangisinden başlayalım savcım? İkisinden biri yaptı. Orası net. Onun nerede? Gelmedim daha. Gelir şimdi. Aha geldi. Gel Anıl, gel. Gel.
Savcım, başkomiserim. Sana gönderdiğim raporu inceleyebildin mi? İnceledim savcım. Yani durum şu ki, kör bir kadının yüzü dönükken bir adamı bıçaklaması, üstüne üstlük tek seferde ölümcül bir yara açması imkansıza yakın. Yani hayatın olağan akışına ters. Yelekte kan? Göksu bir şey bulamamış. Tamam Anıl. Sağ ol, kolay gelsin. Sağ olun, kolay gelsin. Sağ ol ciğerim. Aman ha, sakın. Yok, buradan geçiyordum da yıllar var seni görmedim de diye sakın söze girme. Yemem Merdan babam. Bari sen yapma bunu. Hah, iyi dedim bunu Dicle kız. Vallahi hiç mavra yapasım yok. Lafın düzü neyse oradan giriyorum. Kadir, bu cellat mı ne da mevzumuz o. Ha, Kadir Adarlı. Alıp basmışlar, içeri almışlar koskoca adamı. Herkes nereye layıksa oraya. Orası öyle de. Ondan çok daha kötüleri var dışarıda. Bu işler sırayla. Onlara da sıra gelecek. Şimdi diyorlar ki bu Kadir Efendi giderken kasasını bırakmış. Bari sen yapma Merdan babam. Herkes onun peşinde şu anda. Diyebilirim ki yeraltı, yerüstü bütün alem. Dolayısıyla bunu ilk gelip de soran sen değilsin haliyle. İyi. Demek ki söylentiler doğru. Vallahi söylenti işte, doğru mu yanlış mı bilinmez. Biz ülke olarak masalları çok severiz. Hele ki de hazine masallarını. Eskilerin bir lafı vardır bilirsin. Canana kavuşmak isteyen cefaya, hazineyi bulmak isteyen de ejderhaya katlanır. Lüzumsuz martaval okuma. Sen de peşindesin. Çünkü gerçek olduğunu herkesten iyi sen biliyorsun. Osman, cezaevine sür. Cezaevi mi? Acil! Evet, bırakalım yalanları artık. Biz uyuduk, hiçbir şey duymadık. Bu hayatın doğal akışına aykırı. Öyle bir durumda göz kırpmak bile zor. Ama bizim evde hep öyle oğlum. Hep aynı. Bir gün bile huzurlu bir uyku uyumadık, bilmeyiz. İfade var sabaha karşı 4'te İhsan yerde yattığında. Yani öldüğünde siz de, kızınız Meltem de, Atilla da başındaymışsınız. Yok öyle bir şey. Yalan, kim dedi? 6'da kalktık biz. Yapmayın ama savcım. Yani bir alkolin art niyetli birinin sözüne mi güveniyoruz? Tutanakta gördük. Bir büyük devirip ikinciye geçmişler. Onun iddia ettiği ya da hatırladığı şeylerin gerçekliğini reddediyoruz. Duruşmada reddedersiniz. Dahane Hanım cevap verin lütfen. İfademizi tekrar ediyoruz. Konuşacak hiçbir şeyimiz yok. Abinin ve Sercan'ın ifadelerinde İhsan Atman'ı öldürme şüphesi senin üzerinde toplanıyor. Kendini korumak istemiş olabilirsin, savunmak istemiş olabilirsin. Babanı sen mi öldürdün? Yapmayın ama artık savcım ya, olmadı ama. Ya bir uyuşturucu bağımlısı. Bir alkolün sözüne karşı bizim sözümüz o halde, değil mi ama? Hiçbir soruya cevap vermek zorunda değilsin, hiç. Savcım.
Müvekkillerimizin cinayet işlediğine dair somut bir delil yok. Ya bize sebep gösterin ya da salın. Kimle konuşuyorum? Dosyada vekaletim bile yok. İmza ben. Yani dediklerinin altına imza. O zaman şöyle yapalım. Suç cezaya gönderiyorum müvekkillerinizi cinayet şüphesiyle. Onlar karar versin. Hangi gerekçeyle savcı? Somut bir kanıt bulamadın diye deli oluyorsun değil mi? İşimi yapıyorum Ceylin. Hayır, niye ısrarla katili burada arıyorsun ki? Bu ailede. Ya görmüyor musun ne kadar mağdur, ne kadar üzgünler? Ne yapayım Ceylin? Ben de kahroluyorum hallerine. Ama ben üzülüyorum diye bir faili meçhule gitmesine izin vereyim adamın? Gözlerimi mi kapatayım, gerçeği mi aramayayım? Katili bildiğini biliyorum. Ama senin işine, mesleğine saygımdan ses etmiyorum. Sen de benim makamıma saygı duy lütfen. Peki. Peki. Bu neydi başımıza geldi kızım? Geç anneciğim. Geç hadi. Otur. Otur yavaşça. Kimin yaptığını anladı Ilgaz. Ama kanıtı yok. Şimdilik tabii. Evet savcım. Elimizde ne var ne yok hepsi burada. En üstte olay yeri tespit tutanağı. Olay yeri fotoğrafları da burada. Evet onlar da orada. Bir şey kaçırıyoruz Eren. Şimdi dikkatlice baştan bakarak o kaçırdığımız şeyi bulacağız. İhtiyarlamışsın. Senden hallice. Yok yok, seninkisi birdenbire olmuş. Tabii. Evlat acısı. Başın sağ olsun. Hayırdır? Boğazıma mı sarılacaksın? Her şeyin sırası var Kadir. Yok yok. İyisin, iyisin. İyisin, gel. Tabii. Olan gidene oluyor. Vay ki gidene. Öyle öyle. Kalana çok iş düşüyor. Ha. Torunumla iş bölümü yaptık. O adalete bakıyor. Ben de ilahi adalete. Sen buraya nasıl girdin? Ha. Savcı torununun torpiliyle falan. Ha? Toruna torbaya hacet yok. Ömrünün bir kısmını buralarda geçirince anlarsın. Başarabilirsen tabii. Dostların olur. Burada uzun kalıcı değilim ben. Buraya düşen herkesin umudu budur. Yakında bu da geçer. Sen buraya niye geldin? Cezaevi anılarını anlatıp seminer mi ver? Hayat koçu mu oldun ha? Yaşlılık işte. Unutmayayım diye. Yaz hadi. Ne yazacağım? Şiir mi yazacağım sana? Nereye sakladın? Neyi? Bir B planın olmadığını mı söylüyorsun?
He tabii. Söyle bakalım. Kasan nerede? He tabii anladım. Niye? Kızınla karın geliyormuş Amerika'dan. Havadaymışlar. 5 saat sonra da yere inecekler. Belki onlar biliyordur ha? Bana bak. Onlara dokunursan var ya seni öldürürüm ha. Nasıl olacak o iş? Tüm adamların içeride. Dışarıdan da kimse şu an yüzüne bakmaz. İyi bilirim. Düşünce kaldıran olmaz. Senin gibi içeridekileri kimse sevmez. Söyle bakalım şimdi. Kim koruyacak karınla kızını? Yaz şuraya bakalım. Kasa nerede? Ulan. O benim bütün geleceğim. Sana yedirir miyim o parayı ha? İhtiyar. Hayır. Senin değil o para. Canını yaktığın o kızlar var ya, o kızlar. O genç küçük kızlar, onların hakkı. Hayata yeniden başlayabilsinler diye. Yaz. Yoksa o uçak inmez. İnse de sana gelen olmaz. Yaz hadi. Yaz! Yaz! Eren, bu Atilla nerede yatıyordu? Meltem'in ifadesinde yok, yalnızım diyor. Yani sözüm ona işte, sabah annesi uyandırmış zil çalınca. Tamam da nerede yatıyormuş yani? Ya olay yerinin çektiği fotoğraflara tekrar bakalım isterseniz. Şimdi bu Dane annenin odası. Kocasıyla birlikte kalıyor muhtemelen. Yani buraya 3'ü sığmaz savcım. 1'e 40'tan daha büyük değildir bu yatak. Şu abi Cengiz oda. Tek yatak var burada. Bu da Meltem oda. Ya savcım acaba diyorum bu İhsan. Meltem'in odasına girdi de Atilla zaten orada uyuyordu da. Bu çocuğu buradan sepetledi mi dersin ya? Sonra nereye gitti yattı? Salona. Yani olay gerçekleşirken Atilla hep oradaydı. Katili gördü. Hadi eve gidiyoruz. Gerçekten mi? Yes. Gel anne. Ne oldu şimdi? Ben hiçbir şey anlamadım. Kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunmaması. Yani hakim adli kontrol şartıyla serbestsin dedi. Sonra ne olacak peki? Yani sonra ne yapacağız? Sonra şöyle olacak. Karakolda bir imza süreciniz başlayacak. Ama şimdilik bu kadar stres gerginlik yeter. O yüzden hadi eve gidelim. Yok biz gideriz kendimiz. Sağ olun. Ne güzel, ben bir taksi çevireyim. Yok, biz yalnız bırakmayalım. Asla olmaz, lütfen. Gel. Buyurun, Dane Hanım. Gel, dikkat et. Sağ ol kızım. Rica ederim. Ceylin abla. Ben sana ne kadar teşekkür etsem az. Ben böyle çok alışık değilim iyiliklere. Hayat yine zindan olacak sandım. Yalan yok. O kadar alışmışım ki kazık yemeye. Son dakikaya kadar beni satacaksın diye düşündüm. Ama şüphe ettiğim sen değilsin ha. Hayat. Bugüne kadar pek yüzümü güldürmeyen hayat.
Yeniden başlama şansım varken de ne olur mu? Sayende. Allah senden razı olsun kızım. Sen olmasan ne yapardık? Rica senden de bey baba. Hadi içeri geçin. Çok soğuk. Zaten görüşeceğiz. Ya bey baba mı dedi o bana? Bey baba dedi valla. Delirmiş olmalı. Yaşlanıyorsun galiba. Aa. Kızın iki dakika yüzü gözüseydi ya. Niye geldiler şimdi? Kesin bir şey oldu yine. Hayırdır savcım? Suç ceza somut delil yok dedi. Ne oldu eline? Hiç. Sobada yaktım. Acım oldu biliyor, üzülme. Kuzum. Bazen çocuklar bir hata ettiklerini düşündüklerinde kendi yöntemleriyle bunu telafi etmeye çalışırlar. Sevdikleri şeylerden mahrum bırakırlar kendilerini, uzak dururlar. Vazgeçerler, biriktirirler. Nasıl yani? Kendini mi cezalandırıyor şu an? Evet, kendini cezalandırıyor da diyebiliriz. Banyoya girdim. Aslan abi. Lan! Ne yapıyorsun orada mal gibi? Kalk! Çık! Çık dışarı! Sen kimsin lan? Sen bana nasıl karşı geliyorsun? Bırak! Ne benim o? Ya bırak! Sen de mi bırakacaksın lan beni? Bırak! Bırak! Ne bırakayım? Beni bırakayım lan! Bırak! 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 Yürü! Yürü! Ağzına! Baba bırak, öldüreceğim! Ne? Öldür! Öldürürüm lan! Öldürürüm! Bırak! Yürü lan! Yürü! Lan senin de doğurdu sonuna tam! Lan aklını al lan! Aklını alayım seni! Lan senin doğurduklarını da senin al! Kimi yaptığını biliyorum. Ama seni sakladığın kişi değil. Kim?